Ankaragücü benim için herhalde en kıymetli bir yerde. Benim hayat felsefem Ankaragücü. Ve inanılmaz derecede gurur duydum. Yani bizim İngiltere'de konuşulmuş olmamız Ankaragücümüzün bana çok büyük gurur verdi. Bunun yanında taraftarlarımızın yoğun olduğu ve Ankara'ya biraz uzak olan Sincan bölgesinde Ankaragücü camiasına hayırlı günler dileyerek başlıyorum. Ben İbrahim Albayrak, 1968 Ankara Kızılcahamam doğumluyum. Fanatik bir Ankaragücülüyüm. Çocukluğumdan beri tribünlerde maçlarımızı takip ediyorum. Üzüldüğümüz, sevindiğimiz günler de oldu. Mutlu olduğumuz günler de oldu. Evimize ağlayarak gittiğimiz günler de oldu. Hayat felsefemiz tamamen Ankaragücü oldu. Bütün hafta sonu programlarımızı Ankaragücü maçlarına göre ayarladık. Ve Ankaragücümüzü her yerde, her camiada temsil etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ben liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi dışarıdan okurken 1986 yılında bir boya fabrikasında pazarlama bölümünde çalışmaya başladım. O zamanki Ankaragücü yönetiminden de müşterek arkadaşlarımız olan kişiler sayesinde kulübümüze girmiş bulundum. Ufak tefek onarım tadilat işlerini kulübümüzün 2019 yılına kadar sürdürdüm. Yenilemelerini, boya işlerini falan ben yapmıştım. 2019 yılında o zamanki başkanımız Mehmet İyiner'di. O Stor mağazası açılması talimatını vermiş arkadaşlarımıza. Şu anki Demirtepe'de olan mağazamızı kiralamış arkadaşlar. Daha sonra bana buranın tadilat dekorasyonunu yapmam söylendi. Buranın tadilatını bitirme aşamasındayken de başkanımızın takdiriyle Stor mağazalarından başına geçmem istendi. Ben de elimden gelen gayreti göstereceğimi söyledim kendilerine. Bu şekilde de başlamış olduk. Mutlaka 30 yılımı rahat ticarete verdim. İçin herhalde en kıymetli bir yerde. Benim hayat felsefem Ankaragücü. Daha önce maraton ve gecekondu tribünlerinde çocukluğumdan beri hep Ankaragücü taraftarıydım. Ve hayal kurardım. Acaba gün gelip de protokolde de bu Ankaragücümü izleyebilir miyim diye. Yüce Rabbim bana o kadar büyük bir şey bahşetti ki hayal etmediğim şeylerin daha üstünde bir yerdeyim şu anda. Armaya birebir hizmet eden birisiyim. Bu benim için en büyük övünç kaynağı. Çocuklarım, torunlarım inşallah ileride bizim babamız, dedemiz bu kulüpte bu görevleri yapmış dediklerinde ben de rahat uyurum diye düşünüyorum. Ankaragücü benim için her şey. Ben eskiden gençliğimde arkadaşlarımla buluşmalarımı Ankaragücü maçlarına endekslerdim. Ankaragücü maçının olduğu gün hiç kimseyle buluşmaz. Erkenden 19 Mayıs stadımızın yolunu tutardı. Ankaragücü benim için bu demek. Arma sevdası demek. Gerisi hepsi boş. Gelip geçici bir dünyada benim en zevk aldığım iştir Ankaragücü armasına hizmet etmek. Anılar bitmez Ankaragücü ile ilgili. Unutamadığım anılar deplasmanlarda çok olurdu. İşte giderdik arkadaşlarla toplu halde gittiklerimizde, tesislerdeki coşkularda. Bunların hiçbirisini unutamıyorsunuz. O kadar çok birikim var ki artık hangisini söyleyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Benim evimde eşim bazen dolap temizliği yaptığında belki 20 sene, 25 sene önceki Ankaragücü ürünlerini gördüğünde bunları giymiyorsun da niye burada tutuyorsun dediğinde sen o kadarını anlamazsın. O bir aşk derim ben her zaman ona. Ankaragücü Store'umuzu 2019 yılı Temmuz ayının 27'sinde resmen başladık satışına. 1 Ağustos günü de resmi açılışımızı yaptık başkanımızla beraber. 1 Ağustos'tan itibaren resmen Ankaragücü Store'umuzu kurmuş olduk. Daha sonraki yıllarda Ümitköy'de küçük bir şube açtık. O zamanki bir yöneticimizin yeridir. Hala da devam ediyor. O yöneticimiz bizden hiçbir kira talebinde bulunmadı. Şu anda yönetimde olmamasına rağmen hala yerimiz devam ediyor. Ve kira ödememeye de devam ediyoruz. Sonraki şubemizi Hasköy'de Vega Bayevleri Vega AVM'de açtık. Orası için de yönetim kurulumuzda Yusuf Tanık Bey ve Mehmet Şahin Bey'e çok teşekkür ediyorum. İç dekorasyonunun ve raflarının kurulumuna kadar tamamını ücretsiz onlar verdi. Sadece şu anda sembolik bir kira ödüyoruz oraya. Çok cüzi bir kira ödüyoruz. O da ortak giderlerin işte yürüyen merdivendir, aydınlatmadır, ısıtmadır. Onun gideri olsun diye biz katkıda bulunuyoruz. O da çok cüzi bir rakam. AVM'lerde akıl almayacak kadar düşük bir rakam. Yine söylüyorum Mehmet Bey'e ve Yusuf Bey'e çok teşekkür ediyoruz. O mağazamız da öyle gidiyor. Yusuf Bey'imizin bize bir jesti daha olacak. Onu da buradan söylüyorum. Natavega AVM'de Yusuf Bey'lerin orada bir dükkan boşalmasını bekliyoruz. Boşalan ilk dükkanı da aynı subay evleri Vega gibi bedelsiz olarak bize vereceğini söyledi. Hevesle orayı bekliyoruz. Verildiği günün ertesi günde satışa başlayacak şekilde orayı açacağız. Bunun yanında taraftarlarımızın yoğun olduğu ve Ankara'ya biraz uzak olan Sincan bölgesinde başkanımızla da geçen görüşmelisini yaptık. Bize biraz bekleyin size güzel bir dükkan oradan ayarlayacağım dedi. Sincan'da bir şubemizi açacağız. Onun yanında üniversitelerin bol olduğu Cebeci bölgesinde bir şube düşünüyoruz. Yani şöyle söylemek istiyorum.
Ankara'daki bütün Ankara güçlü kardeşlerimizin ürünlere çok kolay ulaşabileceği semtine en yakın yerlere yaygınlaşmaya çalışıyoruz. Allah nasip ederse bunları da zaman içerisinde yapacağız. Ulus'ta açmayı düşünüyoruz. Ulus'u şöyle biraz geride tuttuk. İnşallah önümüzdeki sene sonuna kadar 19 Mayıs stadyumumuz biter. Bizim orada başkanımızın da bildiği çok güzel spor mağazası ve kafeterya gibi bir düşüncemiz var. Allah nasip ederse stadyumumuzun altında çok güzel bir kompleks yapacağız. Onu da hevesle bekliyoruz. Şimdi ürün çeşitliliği sezon başlarken bizim görüşmelerimiz Aralık ayında başlıyor sponsor firmalarla ilgili olarak. Anlaştığımız markanın katalog ürünü olup olmadığına ya da no name dediğimiz üretimlerini yapıp yapmadığına bağlı oluyor. Mesela 2019 yılında biz Nike firmasıyla başladık ilk storumuzda çalışmaya. Nike'da tamamı katalog ürünü seçmek zorundasınız. Onların katalogunun haricinde bizim istediğimiz tasarımların hiçbirini Nike firması üretemiyor. Bir imkan yok. Onun için biz kataloglarına bakıp kendi renklerimize en yakın ürünleri almaya gayret gösterdik. Onun haricinde o zaman tabii bizim bir kendi markamız da yoktu. Nike'ın verdiği bütün ürünlere bağlıydık. Sadece Nike'daki katalogda ne varsa onları almak zorundaydık. O zaman güzel bir şey de olmuştu. Biz 2019'daki açılışta burası çok yoğun taraftarımız gelmişti. Bizim haberimiz yokken Nike firması da ajan göndermiş tabii ki. Ve İngiltere'ye gittiklerinde bir seminer olmuş Avrupa'daki store mağazaları Nike diyen store mağazalarıyla ilgili. Orada da Türkiye'den sadece Ankara Gücü store tanıtılmış. Ve şöyle söylenmiş, Türkiye'de bizim bildiğimiz tür takımların haricinde bu kadar yoğun ve iyi bir taraftar kitlesi olan Ankara Gücü diye bir takım da varmış. Biz bunu bilmiyorduk gibi konuşulmuş. Bize bunları aktaran da o zamanki tedarikçi firmamız Koray Spor'dur. Koray Bey'in bizzat ben kendisinden dinledim bunları. Ve inanılmaz derecede gurur duydum. Yani bizim İngiltere'de konuşulmuş olmamız Ankara gücümüzün bana çok büyük gurur verdi. Daha sonraki yıllarda Nike'dan sonra biz Diadora diye bir markayla anlaştık. Bu Diadora'da ürünlerin hemen hemen tamamını katalog haricindeki kendi tasarımlarımız olan ürünlerle yapmaya çalıştık. Diadora markalı. Bu arkadaşlar da bize bir tasarımcı o zaman tayin ettiler. Ankara gücümüze Diadora ile başladığımızda başlangıçta şöyle bir avantajımız olmuştu. Biz Diadora'dan o sezon A takımımızın o sezonki giyeceği forma ve diğer ekipmanlarını ücretsiz temin ettik. Sırf bunu neden veriyorlar? Ankara gücümüzün store mağazalarından para kazanmanın peşinde. Herkes ticari düşünüyor. Daha sonra biz bu olayı Diadora'da başlattık. Joma'da çıtayı biraz daha yükseltmiş olduk. Ve bu seneki görüşmelerimizde de elimiz o kadar kuvvetlendi ki çünkü Ankara gücünün ne kadar büyük bir marka olduğunu firmalar da anladı. Bundan dolayı biz bu seneki görüşmelerimiz hala devam ediyor. Markalar var görüştüklerimizin içerisinde. Ankara gücümüze daha bir sezona başlamadan hangisi daha fazla bir katkı sağlayabilir? Hangisi bizim için daha avantajlı olur? Onunla başlıyoruz. İnşallah görüşmelerimiz de çok olumlu gidiyor. Daha sezona başlamadan kulübümüze büyük katkı sağlayacak firmalarla görüşüyoruz. Onun haricinde bir markamız oluşturduk. Since 1910. Bu markamızı ön plana çıkartmak için ben bu sene görüşmelerde de hep firmalara bunu söylüyorum. Tamam ben sizin katalog ürününüzden de alacağım. A takıma giydirdiğiniz altyapıya ve amatör branşlara da bu sene bastırıyoruz. Bunları da bedelsiz almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başkanımız konuyu birebir takip ediyor. Toplantılarımıza katılıyor. Kendisi de çok bastırıyor bu konularda. Biz onlara sadece şunu söyledik. Katalog ürünlerimizden satacağız. Ama bizim Ankara gücümüzün taraftarın yapısını da biliyoruz. Çünkü oradan geldik, işlerinden geldik. Bu arkadaşlarımızın alım güçlerindeki zorlukları da biliyoruz. Bunun için kendi markamızı da ön plana çıkarmak açısından anlaşacağımız firmayla bunu özellikle görüşüyoruz. Yeni yeni ürünleri biz tasarımlarını biz vermek koşuluyla kendi markamızla ürettirip store mağazamızda uygun fiyatlı satmayı planlıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Bu hafta yeni bir ürünler yaptırmıştık 15 gün önce. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Çok olumlu tepkiler aldık. Çünkü ilk yaptırdığımızda biz ticaret, nihayetinde burası bir ticarethane olduğu için her şeyi düşünmek zorundayız. Sayıları çok abartmamıştık sipariş sayılarımızı. Ama anladık ki çok eksik söylemişiz. Peşinden hemen repetesini yaptık. Siparişler geçtik. Eksilen bedenleri tamamlamak için çok hızlı bir şekilde de istiyoruz. Bunun haricinde daha yeni yeni siparişlerimiz var. Yeni ürünlerimiz gelecek. Bunun sonu yok. Biz istiyoruz ki daha sonra benim hayalimdir. Ankara Gücü Spor Kulübümüzün A takımının
Müsabakalarda giyeceği formasına kadar tamamı kendi markamız olsun. Hatta çıtayı bir ileriye daha taşımak için ben diyorum ki İnşallah ileride bu markalı ürünlerimizi diğer amatör kulüplerimize, üçüncülük kulüplerimize, ikincilik kulüplerimize de bu markalı ürünleri pazarlama amacımız bu. Yani kulübümüze ne kadar buradan destek sağlayabiliriz? Damlaya damlaya göl olur. Bunun felsefesiyle kulübümüze ne kadar fazla para kazandırabiliriz? Buradan ne kadar destek oluruz? Biz de karınca kararınca bunu yapıyoruz. Çünkü kulübümüzün durumunu herkes biliyor. Gelir kaynağı çok sınırlı. Tut oradan da bir araya parmak basabiliyorsak ne mutlu diyoruz. Amacımız da bu. Şimdi zaten o gün açılış günü olduğundan dolayı onların geldiğinde ya birinci günüydü ya ikinci günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Zaten çok yoğun bir ilgi vardı store'da. Yani içeride belki abartmadan söylüyorum 100 kişi vardı aynı anda. Hatta biz bile dışarıda bekliyorduk o kadar kalabalıktı. Bu mağazamızı da ben store'ların müdürü olmadan önce zaten asıl işim tadilat, dekorasyon, İç mimariydi. Kendi Ankara gücümün işi olduğu için gece gündüz demedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Raflarından işte zemin kaplamasına kadar özellikle çok uğraştık. Güzel bir şey çıktı diye düşündük. Zaten onlar da bunu beğenmişler. Yani mağazanın dizaynı, ürün, o zamanki ürün yerleştirmesini de zaten Nike firması bize bu işin profesyonel olan arkadaşları gönderdi. Kendileri bize bu işi öğretti işin doğrusu. İşte forma nereye konur, forma takımı nerede olur, hangi renkle hangi renk yan yana daha iyi durur. Bunlar da kendileri zaten destek verdiler. Tedarikçi firma söylüyorum. Ondan dolayı çok beğenmişler. Yani hem müşterinin çok kalabalık olması, taraftarlarımızın çok kalabalık olması, hem mağazamızın iç dizaynının güzel olması. Ondan dolayı çok beğenilmiş. Adamlar da bunu böyle bir şey yapmış. Biz isterdik ki, ben hatta söyledim tedarikçi firmaya, bu seminerin görüntülerini bize verebilirseniz biz de sayfalarımızdan paylaşalım istedik. Onu yapamadıklarını, hiçbir kulübe oranın görüntülerini vermediklerini söylediler. Biz de saygı duyduk. Sadece söyledikleriyle övündük. Her sezon olduğu gibi bizim klasik çubuklu formamız hep bir numaramız oluyor. Bir sene Nike'dayken Dalton forma yapmıştık. Gerçi her ne kadar bir takım noksanlıkları olsa da Nike formadaki Dalton'un. Çünkü katalog ürünü olduğu için üzerine flex kaplamayla Dalton'u yapmışlardı. Bu da biraz tepki çekti. Yani bizim de çok hoşumuza gitmedi. Görsel, yani tabii ki görsel olarak çok güzel göründü. Yani o zaman zaten televizyonlarda da bütün spor programlarında Ankara gücünün formalarının çok güzel olduğu övgülerini hep aldık. İçeriğine baktığınızda biraz sıkıntısını yaşadık ama bizden kaynaklı değildi. Dalton çıkaralım istedik. Nike olduğu için de öyle oldu. Vallahi açıkçasını söylemek gerekirse ben o işi çok sıcak bakmıyorum. Çünkü taraftarlarımızı biliyorum. Yani günümüzün koşullarında Avrupa takımlarını falan incelediğimizde çok farklı formalar, böyle abartılı formalar istemiyor takımlar. Bizim taraftarlarımıza saygı duyuyorum. Onların beğendiği formalar maalesef ki en düşük satış rakamlarına ulaştı. Hatta bir kısmını da ben yine taraftarlarımız beğendi diye o zaman maç önü forması adı altında üretimini yaptırdık. Onlardan da sattık. Geçen yılki Diadora'da en çok sattığımız forma bizim yaz formamızdı. Evet, Ankara gücü geçmişteki armalarının olduğu formaydı. O en çok sattı. Valla şu anda daha görüşmelerine bakıyoruz. Firmalardan tasarımları istedik. Bu seneki satışlarda çubuklu yine birinci sırada. Çubukluyu en çok satıyoruz. Çubukludan sonra işte ikinci forma olarak beyazla sarı eşit derecede satılıyor. Bu sene ilk defa biz Türkiye liglerinde bir tek Başakşehir ve biz uyguladık. Geri dönüşümden üretilen bir forma ürettik. Bu formamız maalesef ki çok fazla satmadı. Çünkü geri dönüşüme uygun renkler seçilmişti. Bizim renklerimiz olmamasından dolayı pek rağbet görmedi. Ama yine de bu geri dönüşümle ilgili bir forma. Çevreye duyarlılığımızı gösterdik. Bu bazı platformlarda da olumlu karşılandı. Çocuklar bizim geleceğimiz. Kulübümüz ve yönetim kurulumuz ve başkanımız da bu konuya çok önem veriyor. Zaten basında da görülüyor zaman zaman. Okullara kadar gidiyoruz. Biz de store olarak üzerimize düşen görev çocuklarımızı tabii ki kucaklıyoruz. Onlara daha bebeklikten Ankara gücülüğü olmayı aşılamaya gayret gösteriyoruz. Bu da neyle oluyor? Kıyafetle oluyor bizimle ilgili olarak. Bizim şu anda store mağazamızda hastane çıkışı dediğimiz üründen başlıyoruz. Ondan sonraki ay gruplarına göre 3-6 ay, 6-9 ay, 9 ay, 12 ay gibi bir takım ürünlerimiz var. Forma bazında da 1 yaştan sonrasının formasını getirdik. Joma'da şu anda 1 yaştan sonrası 5X'larca kadar tüm formalarımız mevcut. Bunlar bebeklerimiz, çocuklarımız için. Değişik tasarımlı eşofmanlarımız, orijinal Joma kataloğunun ürünleri, yaptırdığımız sivitler zaten çocuk grubundan başlatıyoruz. Kendi markamızda ürettirdiğimiz ürünlerde çocuk grubundan başlatıyoruz. En büyük bedenimize kadar da yaptırıyoruz. Şimdi onu şöyle izah edeyim.
Tabii ki yani piyasa şartları belirli. Yani en ucuz bir mağazaya da gitseniz çok ucuz bir ürün artık kalmadı. Biz Joma'yla sezon başında başlarken sözleşmemizi öyle yaptık. Dedik ki biz sezon bitimine kadar fiyat artışını kabul etmeyiz. İlk başladığımızdaki fiyatımız neyse sezon bitimine kadar da o fiyattan ürün isteriz. Hatta bazı ürünlerde fiyatları farklı gelen ürünler olduğunda itirazımızı ettik. İadesini gerçekleştirdik. Eski fiyatlardan almaya devam ettik. Böyle olunca biz bu yıl içerisinde Joma ürünleriyle ilgili hiçbir tane fiyat artışına gitmedik. Formalarımızı da ilk başladığı günkü fiyattan satıyoruz. Diğer ürünleri de ilk başladığımız günkü fiyattan satmaya devam ediyoruz. Ama maalesef marka olduğunda buranın da bir giderleri var, işletme maliyetleri var. Kulübümüzün bir miktar faydalanması var. Bunları hepsini üst üste koyduğumda çok fiyatlarda abartıya gitmediğimizi düşünüyorum. Nihayetinde markalı ürün. Ama bunun yanında kendi Since 1910 markasıyla ürettiğimiz ürünlerde mümkün olduğu kadar kar marjımızı minimum tutmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü bir de şöyle bir mücadelemiz var. Dışarıda da bizim Ankara Gücü logolu ürünlerimizi satan çok arkadaşlar var. Bu bizim kulübümüze tabii ki zarar veriyor. Onlarla fiyat bakımından biz rekabete girme şansımız olmuyor. Çünkü burası resmi bir store mağazası. Biz onlar gibi yapamıyoruz maalesef. Getireceğimiz ürünün kalitesi birinci sırada bizim için. Fiyatı ikinci sırada düşünüyoruz. Çünkü kaliteli ürün yaptırmaya gayret gösteriyoruz. Taraftarımıza yakışacak ürünler yapmaya gayret gösteriyoruz. Öyle olunca da ister istemez biraz fiyatlar yüksek gibi geliyor. Aslında fiyatlarımız şu anda diğer store mağazalarını da geziyorsa arkadaşlarımız onlarla kıyaslasınlar. Bizim fiyatlarımız çok abartılı değil. Mesela şu anda Türkiye'de Süper Lig'deki takımların içerisinde en ucuz forma bizdedir. Bundan emin olsunlar yani. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunların forma fiyatlarına baksınlar çok abartılı. Ki çok yüksek adetlerde satmalarına rağmen. Ben o kadar adette forma satabilsem taraftarlarımıza emin olsunlar fiyatları daha da aşağı çekerim. Üründen kazanırım yoluna giderim. Ama bizde maalesef forma satışları benim beklediğimin çok fazla altında kalıyor. Biz bu değiliz. Biz Ankara Güçlüler bu değiliz. Adamlar hemen bizim peşimizden bunun sahtesini ürettirip taraftarlarımıza ucuz şekilde satıyorlar. Ama kumaş kalitesi nedir, ne değildir, gramajı nedir, orijinal midir, değil midir buna bakmıyorlar. Buradaki bu satışlar zaten nihayetinde kulübün bir yeri burası, gelir kaynağı. Arması çok kıymetli bir arma. Bunu dışarıda yaptırıp da ucuza satan arkadaşlarımızın emin olun kulübümüze hiçbir katkısı yok. Ben şöyle de istiyorum aslında. Biz bu arkadaşlarımızı da mağdur etmeyelim. Gelsinler bize, biz onlara bayilik verelim. Sahte ürün satmasınlar. Bizim sattığımız orijinal ürünü satsınlar. Belli bir diskonto verelim. Onlar da ekmeğinden olmasın. Ekmeklerini kazansınlar yine. Hem Ankara Güçlü bu arkadaşlarımız. Ben biliyorum hepsini de. Benden daha fanatik Ankara Güçlü arkadaşlarımız da var işlerinde. İstiyorum ki orijinal ürün satsınlar. Çakma diye tabir ettiğimiz ürünlere gitmesinler. Orijinal ürünü satsınlar, para da kazansınlar. Taraftarımız da göğsünü gere gere orijinal ürün üstümdeki diye maçlarına rahat rahat gidebilsinler. Biz Gezici Store'umuzu 2019 yılında store mağazamızla beraber Gezici Store'umuzu da oluşturduk o zaman. Ve o zamanki uygulamada ben bir program yapıyordum. İşte hemen hemen Ankara'nın bütün semtlerine haftalık gönderiyorduk. Haftada 7 gün, 6 günü gönderiyorduk ve bunları mahalle mahalle seçiyorduk. Bunu da sosyal medyamızdan paylaşıyorduk. İşte Gezici Store'umuz yarın şuradadır diye. Pandemi başlayana kadar bunu uygulamasını devam etti. Hatta bütün Ankara'nın ilçelerini de gezdirdik. Buradaki amaç zaten Gezici Store'umuzun çok büyük bir para kazanması değildi. Taraftarımıza ürün ulaştırmakta amacımız. Onda da başarılı oluyorduk. Pandemi başladığı süreçte mecburen otobüsümüzü geri çekmek zorunda kaldık. Pandemi çok uzun sürdü. O aşamada da pandemi bittikten sonra pek bir şey olmuyor düşüncesiyle. Ayrıca işte iki tane daha değişik şubede açıldıktan sonra bunu biraz daha talep odaklı yapmaya çalıştık. Mesela talep odaklı derken ne diyorum? Toptancı halden birileri talep etmiştir. Bize gönderir misiniz diye göndermişizdir. Ya da işte üniversiteden talep etmişlerdir, oraya göndermişizdir. Bu şekilde devam ettirdik. Gezici otobüsümüz tabii taraftarlarımız talep ediyorsa yine göndeririz. Ayaklarına kadar gitse gideriz. Biz onlar için zaten bu işi yapıyoruz. Taraftarlarımız neredeyse biz oraya hizmeti götürmeye varız. Öyle bir talepler de gelirse değerlendiririz, tabii ki göndeririz. Aynı zamanda taraftarlarımız Gezici Store'umuzu beklemesine gerek yok. Web sitemizden alışverişlerini çok rahatlıkla yapabilirler. Mağazalarımızdaki ürünlerin tamamı web sitemizde yüklü ve gönderimleri de bugün sipariş gelir, aynı gün kargoya verilir. Çok büyük kargo aksiliği olmadık sürece de ertesi gün ellerinde ulaşır. Onun için sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her yerine gönderimimiz var. Sadece savaş dolayısıyla Rusya'ya gönderim yapamıyoruz. Onun haricinde 3 gün önce Avustralya'ya gönderdik. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Özellikle Avrupa'ya çok fazla kargo gönderimimiz oluyor. Onun için kargo firmalarıyla özel görüşüyoruz. Fiyatlarımızı ona göre mümkün olduğu kadar düşük fiyatlardan alıyoruz. Ve
Avrupa'da dahil en fazla 7 gün içerisinde taraftarımıza ulaştırdığımızın raporlarını alıyoruz. Web sitemizi sürekli ziyaret edebilirler. Eksikliklerimiz var, biliyoruz. Yeni bir firmayla görüşüyoruz web sitemizle ilgili. Daha profesyonel bir hale getireceğiz. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Bütün ürünlerimizi orada daha detaylı görebilecekler. Rahat rahat inceleyebilecekler. Alışverişlerini de yaparlar. Sişerleştirmeyle ilgili formalarımızda zaten baskı uygulamasını yapıyoruz. Birebir A takımımızın giydiği formaların orijinalini yapıyoruz. Topçumuz ne giyiyorsa, futbolcularımız ne giyiyorsa aynısını store mağazasında da yapıp veriyoruz. Dışarıda yapılanlar gibi değil. Zaten bu seneki bir uygulamamız, forma sırt numaralarımız ve isimlerimiz değişik bir uygulama. Ona kulübümüz çok önem verdi. Biz aynısını store mağazalarımızda da uyguluyoruz. Daha önce Vega AVM'deki mağazamızda baskı yoktu. Bu sene onu da gerçekleştirdik. Orada da baskıları yaptırabilirler. Demirtepe'de mağazamızda da yaptırabilirler. Bunun haricindeki diğer ürünlerdeki kişiselleştirme biraz çok maliyetli. Çünkü o bayağı bir iş oluyor. Tek başına birisinin ismini bizim gönderip atıyorum bir çakmağın üzerine yaptırmamız biraz daha zor oluyor. Takibi çok zor oluyor. Adam geliyor beğenmiyor, ben böyle istememiştim gibi. O da bize ticari yönden pek fayda getirmiyor. Onu zaman içerisinde şöyle bir araştırmasını yapıyoruz. İşte atıyorum lazer kazınma makinesi. İnşallah onları da store mağazamıza kendimiz temin edersek burada birebir taraftarımız geldiğinde yanında uygulamasını yaparız. Kupa bardak gibi, çakmak gibi değişik ürünlerde de onu uygulamayı yapmaya çalışırız. Emin olsunlar çok araştırıyoruz. Sürekli artık Türkiye liglerindeki store mağazalarını değil, Avrupa'daki store mağazalarını inceliyoruz. Ben rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'deki bütün kulüplerin store mağazalarındaki aksesuar çeşidinden daha fazlası Ankara gücümüzün storelarında var. Şu anda bizim 133 kalem aksesuar ürünümüz var, tekstil ürünleri hariç. Diğer kulüplerden beni arayan store sorumlusu arkadaşlarımız oluyor. Mesela en son Adana Demirspor'un store sorumlusu aramıştı. Bizim yaptırdığımız bir takım ürünleri internet sayfamızda gördükten sonra ya mümkünse bunu nereye yaptırıyorsanız bize de telefonunu verirseniz biz de yaptırmak istiyoruz gibi dönüşler oluyor. Yani elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizim buraya Fenerliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar geliyor. Kendilerinin söylediklerini direkt aktarıyorum. Vallahi bizim store'da bu kadar çeşit yok diyorlar. Yani bunu internet sayfalarına girdiğinizde de görebilirsiniz. Ha bizde de mesela onlarda olmayan bazı onlarda olup bizde olmayan ürünler var. Çok kişisel ürünler var. Ama onlarla bizim mağaza sayımız fazla olmadığı için adam çok basit bir örnek vereyim. Ben Bornoz'la ilgili İstanbul Zorlu Tekstil diye bir firmaya gittim. Ben onlara işte 200 tane yaptırayım da taraftarlarımıza sunalım düşüncesindeyken adam bana en minimum adetinin 5000 olduğunu söyleyince ben hemen geri dönmek zorunda kaldım. Feneryum Türkiye'de sanıyorum 82-83 tane feneryum mağazası var. Adam 10'ar tane dağıtsa zaten bitiriyor. Bizde öyle bir şey olmadığı için bazı ürünlere maalesef giremedim şu ana kadar. Ama zaman içerisinde inşallah biz de o şekilde ürünler yaptıracağız. İndirimleri zaman zaman yapıyoruz zaten başkanımızın talimatları doğrultusunda. Mesela en son 30 ve 31 Aralık yılbaşına özel bir indirim uyguladık. Önümüzde bir 14 Şubat Sevgililer Günümüz var. Başkanımız da eğer olurunu verirse, okeyini verirse ben bahsedeceğim kendisine. Tabii yap derse 14 Şubat'ta bir indirimim olur. Onun haricinde 31 Ağustos'ta kuruluş yıl dönümümüzde indirim yapıyoruz. Onun haricinde bazı dönemlerde işte eski sezon ürünlerinde bir indirimlere gidebiliyoruz. 23 Nisan'da yapıyoruz. 29 Ekim'de yapıyoruz. Özel günlerde indirim taraftarlarımızın faydalanması açısından indirimler yapıyoruz. Tabii ki başkanımızın bilgisi dahilinde oluyor. O günler özel günler olduğunda da indirimleri duyuruyoruz zaten taraftarlarımıza da. Bizim sosyal medya sayfalarımızı takip etsinler. Bir gün öncesinden duyurusunu da yapıyoruz. İnternet sayfamızda gece 12'de başlatıyoruz indirimleri. Ondan faydalanabilir taraftarlarımız. Her şey onlar için. Camiamıza mesajımız inşallah bu sene ben hep öyle ümit ediyorum. İlk 10'da bitireceğiz bu ligi. Bütün benim duygum bu yönde. Önümüzdeki Türkiye Kupası'nı da inşallah alacağız diye ümit ediyorum. Çünkü o yolda ilerliyoruz. Çok güzel top oynuyoruz. Her şeyden önemlisi Beşiktaş gibi bir takımı yenip
tur atlamamız çok gurur kaynağımız oldu. Takımımıza da teşekkür ediyorum. O yönden hocamıza da teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızdan tutor mağazamıza bir şey almasalar da ben ziyaretlerine bekliyorum. Gelsinler lütfen, çay kahve içelim. Ürünlerimize baksınlar. Burası onların yeri. Yani kimsenin yeri değil. Kulübün gerçek sahibi taraftarlarıdır. Taraftarlarımız gelsinler. Burada misafir edelim. Ürünlerimize baksınlar, sohbet edelim, Ankara gücümüzle ilgili konuşalım. Onları mağazalarımıza bekliyorum. Haftanın 7 günü bütün mağazalarımız açık, hiç kapatmıyoruz. Demirtepe sabah 9'u 10 geç açarız, 19.10'da da kapatırız. AVM 10'da başlar, 10'da kapanır. Ümitköy 10'da açılır, 6'da kapanır. Bütün mağazalarımızı ziyaret etsinler taraftarlarımız. Buralar onların yeri. Gelsinler yuvaları, çayımızı kahvemizi içsinler. Takımımıza sahip çıksınlar. Özellikle şunu söylüyorum. Lütfen lisanslı ürünlere yönelsinler. Çünkü bu arma 112 yıldır bugüne gelmiş. Bu armanın geçmişinde şehitler vermiş bir kulübüz. Bunun hatırına dahi olsa lütfen kulübe katkı açısından lisanslı ürünlere yönelsinler. Gelsinler buradan. Herkese uygun, herkeseye uygun bir ürün mutlaka bulurlar. Yardımcı oluruz. Elimizden gelen gayreti gösteririz. Bütün camiamızı çok seviyorum. Onları canı gönülden kutluyorum, kucaklıyorum. Şunu söylemek istiyorum son olarak, 2013 yılından beri kulüpte birebir görev yaptığım için protokol diye tabir ettiğimiz yerde maçları izliyorum. Emin olsunlar, hep özlüyorum gecekonduyu, maratonu, beçi. Oralardan geldik. Bazı maçlarda düşünüyorum gideyim kardeşlerimin arasında seyredeyim. Çünkü oranın atmosferi bu tarafa göre çok daha farklı. Çünkü biz Ankara güçlüyüz.